Kevin. En başta yapmış oldukları yanlış, kendilerine fazla güven. Kesinlikle fazla güvenmeyin. O maske kesinlikle hayat kurtarıyor. Ve bir de en fazla yapılan hata, lütfen şu hareketi yapmayın. Şuradan sıktıktan sonra ikide bir konuşurken veya yürürken elimizi, kesinlikle maskemizi atmamamız gerekiyor. Niye? Çünkü eve girer girmez eğer elimizi yıkamayacaksak, o montu bile çıkarmadan elimizi yıkamayacaksak eğer, o hareketi yapmayın. Çünkü herkes şöyle düşünüyor, evet ben elimi yıkıyorum, bir sıkıntı yoktur. Diyorum ya, biz bir yere atladık, atladığımız yer şu diye düşünüyorum ben. Eve giriyorum, girerken asansöre dokundum, kapının anahtarına dokundum, şifresine dokundum ve geldim, montumu astım, orada bir şeyler yaptım, en son elimi yıkamaya gidiyorum. Muhtemelen sonrasında da o dokunduğum yerlerden tekrar almışım ben. Bunun başka bir açıklaması yok. Kendinize fazla güvenmeyin. Hastalık her an her yerde karşımıza çıkabilir. Yine de maske, maske, maske diyorum ben. Peki, ve hijyen. Peki siz bu hastalığı atlattınız. İlk yakalandığınız zaman neler düşündünüz? Çünkü karşınıza birçok vakalar çıktı. Ülkemizde ölüm oranları arttı ve bir sağlıkçısınız. İnsanın kendi kendine yetememesi de durumunu. Bunu nasıl anlatırsınız? O an sadece sağlıkçı olduğumuzu unutuyoruz. Kesinlikle herkes gibi düşünüyorum. Ya etrafımda o kadar çok yoğun bakımda ve ne yazık ki kaybettiğimiz arkadaşlarımız çok fazlaydı. Ve bunu bile bile acaba ben de onlardan biri olacak mıyım? Ya o ana kadar yoktu ama o hastalık pozitif olayı görünce çocuklarımın büyüdüğünü görebilecek miyim? Ya bir şey olursa? Yani ölüm korkusu ciddi anlamda her yanımızı sarıyor, sarmalıyor. Çok korkmuştum. Ve bir de bunu insanın aklından çıkarmaması lazım. Çıkarmaması lazım, kesinlikle çıkarmaması lazım.